Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Sonunda bu da oldu ve Adalet Kalkınma Partisi iktidarı diyeyim, kendisini de sansürlemeye başladı. Çok ilginç bir korsan duyuru skandalı var. Korsan bildiri demiyorum özellikle çünkü Adalet Kalkınma Partisi toplantılarında olan bitenin Adalet Kalkınma Partisi tarafından medyaya servis edilmesi ama hani bizden duymuş olmayın gibi sonra iletişim başkanlığının da bunu düzeltmesi söz konusu gerçekten yani AK Parti'nin bu kadar yıllık medya uygulamalarına alışanları dahi şaşırtan bir skandaldan söz edeceğim. Tabii o toplantıda Erdoğan'ın nasıl büyük bir operasyon AK Parti'de temizlik operasyonu işaretleri verdiğini de kurum kurum isim isim sizlerle paylaşacağım. Ama diğer skandalın dün başlayan diğer skandalın devamını söyleyeceğim önce. Van'da biliyorsunuz seçimi %55,5 oyla kazanan DEM Partisi adayı Abdullah Zeydan'ın mazbatasını vermeyeceğini Van İl Seçim Kurulu söylemişti. Onun yerine onun yarısından da az oy alan %27,1 oy alan AK Parti adayı Abdülahat Arvas'a verileceğini söylemişti. Çünkü son gün yani mesai saati olarak son gün 29 Mart'ta mesai saatinin bitimine yakın bir halde Adalet Bakanlığı bir zamanda Adalet Bakanlığı tarafından bir Diyarbakır'daki bir mahkemenin kararı iletiliyor. Bu karara göre aslında daha önce bir soruşturmadan dolayı hakkında seçme seçilme yasağı konmuş ama sonra kaldırılmış olan Zeydan'a bu kaldırılmasına itiraz kararı mahkemeden. Şimdi bunun üzerine de İl Seçim Kurulu ikinci gelen ve %27 oy almış olan AK Parti adayına verince ortalık karıştı. Van ayağa kalktı. İşte DEM Parti zaten biz orada gidip toplantı yapacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel çok sert bir tepki gösterdi. Bu dedi kumpastır dedi. Seçmene kurulmuş bir pusudur dedi. Ondan sonra fakat Van Valiliği akşam saatlerinde dedi ki Van'a giriş, çıkış, gösteri, protesto, yürüyüş, anket, çadır, stand kurma aklınıza ne geliyorsa kendi deyişiyle valiliğin bütün etkinlik ve eylemler 15 gün boyunca yasaklanmıştır dedi. Biraz sonra Bitlis Valiliği de aynı kararı aldı. Böylelikle hani insanın aklına ya OHAL günlerine mi dönüyoruz geliyor. Ha bir de Siirt'in Pervari ilçesinde ikinci bir talimata kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani böyle bir şey hakikaten hani olağanüstü hal demeyeyim ama olağanüstü tedbirler alınmış durumda protestoları engellemek için. Protestoları engellemek için bu arada DEM de itiraz etti. Yeniden başvurdu adaylığının çünkü Yüksek Seçim Kurulu Zeydan'ın adaylığını kabul etmişti. Yani bu durumda Yüksek Seçim Kurulu bir Can Atalay olayı varken eksik soruşturma mı yapılıyor falan diye de şey yapılır ama Adalet Bakanlığı'nda Yılmaz Tunç'ta bir yandan gözler. Bu gelişmeleri takip ediyoruz. Dün zaten ayrıntılarıyla vermiştim. Gelelim diğer konuya. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nde yapılan toplantının ve seçim muhasebesi toplantısı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partinin seçim yenilgisinin muhasebesini çıkaracağı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olan bitenler toplantının ardından AK Parti kaynaklarınca kendilerinin akredite ettiği haber merkezlerine gönderiliyor. Bunlar deniyor ki AK Parti açıklaması değil, siz kendiniz almış gibi yazın. Şimdi bu çok ilginç bir durum, ilk defa olan bir durum. Çünkü bu kulis haberciliğini normal olarak gazeteciler kendileri yaparlar. Ha bu ne anlama geliyor? Yani siz uğraşmayın, biz size veririz ne anlama geliyor? Fazla kurcalamayın, bir medyaya fazla kurcalamayın olayı geliyor. İşte şimdi kurcalamaya başlıyoruz değerli izleyiciler. Hani diyoruz ya bağımsız yayıncılık, işte burada sizin desteklerinizle yaşayan bağımsız yayıncılığın önemi ortaya çıkıyor. Siz fazla kurcalamayın. İki, Adalet Kalkınma Partisi Merkez Yönetim Kurulu içinden basına konuşacaklar varsa onların tek tek konuşmasını istemiyorum ben. İşte herkes alabileceğini alsın Erdoğan'ın orada yaptığı konuşma üzerine. Onun şimdi ayrıntılarına geleceğim. Onu analiz edeceğiz zaten sizinle bugün. Ondan sonra üçüncüsü oradaki katılımcılara konuşma yasağı fiilen. Siz konuşmayın. Ben ne gerekiyorsa söylerim. Siz konuşmayın. Dördüncüsü neden? Çünkü oradakilerin çoğunun
koltukları gidecek. Bu belli. Nereden belli? Çünkü Erdoğan'ın söylediği aktarılan, Adalet Kalkınma Partisi kaynaklarınca aktarılan, hani o yüzden diyorum korsan duyuru, korsan bildiri diye. Yani resmi açıklama yapmıyor parti. Bunları söyledi, siz bilin ama hani bizden duymuş olmayın gibi bir ifadeyle. Tabii bu yayınlanır yayınlanmaz işte bütün yandaş kanallar başta olmak üzere işte Cumhurbaşkanı şöyle el koydu, böyle el koydu, şunu söyledi, bunu söyledi. Fakat aradan bir işte 30-40 dakika geçtikten sonra bu defa partiden değil de haber merkezlerinin bildirdiğine göre şeyden, iletişim başkanlığı kanallarından, resmi olarak iletişim başkanlığı tarafından değil ama iletişim başkanlığı kanallarından, ya bu şekilde kullanalım diye, ya yarım saattir televizyonlar veriyor zaten. Hani bu artık hakikaten bir ezber dağılması durumunu da gösteriyor. Efendim bu şekilde kullanalım diyor. O şekilde kullanılanların çoğu aslında aynen korunmuş. Bir şey tıraşlanmış, birkaç şey tıraşlanmış da özellikle bir konu tıraşlanmış, sansürlenmiş diğer deyimle. Nedir o konu? Şimdi konuşmada ilk yayınlanan, parti kaynaklarından yayınlanan şekliyle deniyor ki bir kibir illetiyle karşı karşıyayız. Bunu Erdoğan diyor. Hatırlayacaksınız ilk gün, yani 1 Nisan'da yaptığım değerlendirmelerde, aktardığım kulis bilgilerinde bunu ben de saymıştım. Yani yenilgi nedenleri arasında. Yani enflasyonu saymıştık, işte emeklilerin durumu falan, bir de bu kibiri saymıştık. Aday belirlemede dahi bu kibirin rol oynadığını, Erdoğan'ın ikinci bir isim istemediğini, güçlü bir isim, boynuz kulağa geçecek gibi bir isim istemediğini, o yüzden işte Murat Kurum, Turgut Altınok gibi isimleri Ankara'da, İstanbul'da seçtiğini söylemiştik. Erdoğan demiş ki efendim bu toplantıda parti kaynaklarının, parti kaynaklarından ama bizden duymamış olun denilen, aktarılan bilgiye göre demiş ki bu kibir illetinden muzdaribiz. Efendim il, ilçe, belde, belediye başkanları, milletvekilleri, hatta bürokratlarımız bir kibir içindeler. Ondan sonra oysa demiş kimse layüsel değildir. Layüsel Arapça. Tabii Erdoğan Arapçaya hakim, onu çok seviyor kullanmayı. Layüsel hesap sorulamaz, sorumlu tutulamaz anlamına geliyor. Yani kimse layüsel değildir diyor. Hatta şöyle devam ediyor. Şahsım dahil hiçbir arkadaşım 31 Mart sonuçlarından kaçınamaz. Yani kaçamaz. Yani burada bir kibirden söz ediyor AK Parti'nin. Bürokratlara da yansıyan bir kibirinden. Hani şey örneği vardı ya, Hakan Bayraktar şeyde, CNN Türk'te araştırmacı, sonar araştırmacısı demişti ya, ben Efkan Ala'dan randevu istedim, bir şeyler ters gidiyor diye, 3-4 ay sonra görüşürüz dedi bana filan diye. Onun üzerine Efkan Ala'ya bir sosyal medya kampanyası dün açılmıştı. Efendim işte bu kibir nedir filan diye. Sonra Şamil Tayyar, AK Partili, bazı örnekler vermişti. Yani Erdoğan işte Erbakan'la beraber kamyon kasasında seçim kampanyası yapmaktan, işte bir tane şehirdeki bir milletvekili, bakan ya da aday falan böyle lüks jiplerle sanki zafer kazanmış komutanlar gibi falan diye onu da eleştirmişti. Onu da söyleyelim. Bir bakılıyor sonra iletişim başkanlığı kanallarından ama bizden duymadınız diye gelen bilgilere göre bu kibir uçmuş gitmiş. Sadece geçiştiriliyor bir olumsuz tutumlardan, il, ilçe, belde, belediye başkanlarının filan olumsuz tutumları diye son derece yumuşatılmış, kibir lafı kaldırılmış. Neden? Yalan mı? Yani Erdoğan'ın kullandığı sözü, Erdoğan'ın kullandığını parti kaynaklarının aktardığı sözü sansürlemek, tıraşlamak gibi bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bu, dediğim gibi, bu kadar yıldır Adalet Kalkınma Partisi'nin medya uygulamalarına alışmış olanları dahi şaşırtan bir ilk, bir ilk yaşanıyor. Yani bu kibir kısmı demek ki hani bazılarının gücüne gitmiş, ya şimdi kendi kendimize de niye kibirli diyoruz, biz kibirli miyiz arkadaşlar falan diye. Hani o şeyler var ya, böyle büyük 70-80 arabalık konvoylar, efendim bir haber vardı, korumaların, Erdoğan'ın korumalarının günlük masrafı işte 438 asgari ücrete bedel mi ne filan diye böyle şeyler de vardı. Neyse, koruma ayrı bir konu. Her şeyi abartıyoruz ama hani itibardan tasarruf edilmez diye. Bu da tıraşlanmış. Şimdi gelelim büyük operasyon dedik ya.
bunun büyük operasyonuna. Şimdi Erdoğan'ın o konuşmada, yani MYK üyelerine yaptığı konuşmada verdiği rakamları söyleyeyim. Ha, bu kibir meselesi. Tabii ben AK Parti MYK üyelerinden herhangi birisinin, yani tamam ben şahsım dahil hiçbir arkadaşım layüsel değildir filan demiş Erdoğan, 31 Mart sorumundan kaçamaz demiş, ama herhangi bir MYK üyesinin ya efendim bu adayları da siz belirlemiştiniz hani hatırlayacaksınız filan diyeceğini de zannetmiyorum. Hani bu kibir meselesini de kimsenin üstüne almadığı ortada. Şimdi gelelim Erdoğan'ın söylediklerine. Demiş ki %44.3'ten AK Parti %35.5'a düştü. Cumhur İttifakı %51.6'dan %40.5'a düştü. %6 katılım oranında düşüş var ve demiş ki ezici çoğunluğu AK Parti. Biz AK Parti seçmenini sandığa götüremedik demiş. Kimleri sorumlu tutuyor bundan? Kimleri sorumlu tutuyor? Saydığı sırayla söylüyorum. Bir, teşkilat, AK Parti teşkilatını. Başında kim var? Erkan Kandemir. İki, genel merkez. Genel merkez derken neyi sorumlu tutuyor? Genel merkez deyince seçimden sorumlu genel merkez üyeleri başta. Yani kimler var orada? Efkan Ağa, az önce söyledik. Zaten genel başkan vekili, mecliste grup başkanı. O var. Erkan Kandemir var, teşkilat başkanı. Sonra seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz var. Yerel yönetimler başkanı var, Yusuf Ziya Yılmaz. Ve medya sorumlusu var. Medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Hamza Dağ. Ama Hamza Dağ aynı zamanda aday, İzmir adayı oldu. Hani o, ona ne kadar sorumluluk payı düşer onu biraz ayrı tutalım. Fakat genel merkez deyince başta bu isimler şeye geliyor, akla geliyor. Ve üçüncü sırada adayları sorumlu tutmuş Erdoğan, adayları. Şimdi arkadaşlar, adayları kim belirledi? Oradaki MYK üyeleri bilmiyor mu ki? Tamam, onlar bu işte aday belirleme komitesi, genel merkez komitesi sunmuş isimleri, fakat Erdoğan'ın onayı olmadan Adalet Kalkınma Partisi'nde herhangi bir şey yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. Dolayısıyla o adayları belirleyen de başta mesela İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, hani İzmir'de Hamza Dağ AK Parti'nin oylarını artırdı gerçi, ama işte orası İzmir. Yani İzmir CHP'nin kalesi sözü de bence yanlış bir söz. İzmir CHP'nin kalesi değil, İzmir Tayyip Erdoğan döneminin sona ermesini istiyor şehir olarak. Yani laik, cumhuriyetçi, yüzü batıya dönük, demokrat filan, yani böyle bir şehir. Şimdi bunu CHP'nin kalesi diye damgalamak da doğru değil bana kalırsa, ama o tabii benim görüşüm. Şimdi sorumlular ortada. Bu sorumluları ortaya koymuş. Yani adaylar, işte genel merkez derken, teşkilat derken sizlere isimlendirdim. Bunun dışında da kimse layüsel değildir, kimse hesap sorulamaz değildir derken, iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıracağız derken bütün bunları kastediyor. Orada bir takım koltuklar boşalacak arkadaşlar. Belli bir şey bu. Kim olduğuna, yani bazıları isimleri ortada, olmayanları da öğreniriz. Peki sebepleri nasıl saymış Erdoğan şeyde? Birinci sırada hayat pahalılığını koymuş. Demek ki bu dış güçler falan kalmadı artık ortada. Yani dış güçler bizi bilmem altımızı oyuyor. İşte onlar şey yapıyor filan, bizi işte terörle dize getiremediler, ekonomiyle dize getirdiler filan. Bunlar hiç yok artık ortada. Hayat pahalılığı daha gerçekçi bir şeye gelmiş. İki, derinleşen enflasyon demiş. Onda da işte Covid ve Rusya-Ukrayna savaşını gerekçeler arasında sayıyor, ama derinleşen enflasyon. Üç, şimdi burada hani şeye geliyoruz. Efendim Gazze başta olmak üzere biz çok haklı olduğumuz konularda bile kendimizi anlatamadık. İkna etmeyi başaramadık. Hani bu İsrail'le ticareti niye kesmediniz şeyi var ya, özellikle Refah Partisi'nin hani gerçekten sarstığı, gerçekten şeyi sarstığı, AK Parti'yi sarstığı konulardan, işte bunu üçüncü sırada saymış Erdoğan. Sonra dört, kibir geliyor. İşte o sonraki metinde, ikinci metinde tıraşlanan, sansürlenen kısım var ya, kibir geliyor. Kibir yüzünden diyor. Bir de beşinci sırada şeyi saymış. Milliyetçi Hareket Partisi ile rekabet zararımıza oldu demiş. Örneğin Amasya, saydığı illeri söylüyorum. Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi illeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını AK Parti ile MHP'nin birbirine düşmesi
ile izah etmiş. Ha, bunun yanı sıra da mesela Hatay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden alınmasında bir başarı örneği olarak vermiş. Biz demiş hani bu 5 tane şeyi saydı ya, hani tek bir nedene bağlayamayız hiçbir şeyi demiş. Hataları toparlamak zorundayız demiş. Şimdi bir tekrar toparlayalım mı? Çok karıştı biliyorum. Erdoğan Adalet Kalkınma Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor seçim muhasebesi için. Ondan sonra orada konuşulanları Adalet Kalkınma Partisi kaynakları akredite ettikleri basın kuruluşlarının haber merkezleriyle paylaşıyor. Aman biz açıklama yapmış olmayalım, siz öğrenmiş olun diyerek, tamam mı? Bu bir ilk. Sonra ikinci bir ilk yaşanıyor. Bir de iletişim başkanlığı kaynaklarından aman bizden duymadınız diyor. Çünkü ne internet sitelerinde var bu bilgi, ne işte X hesaplarında var, hiçbirinde yok. Yani bu işte bizden duymuş olmayın diye. Orada bu kibir kısmı bir güzel tıraşlanıyor, sansürleniyor. Bir takım olumsuz tutumlar falan gibi böyle bir çok yumuşak bir ifade kullanılıyor. Ama Erdoğan'ın şahsım dahil hiçbir arkadaşım 31 Mart sorumluluğundan kaçamaz sözü de var. Bu da var elimizde. Bu da Adalet Kalkınma Partisi'nde ciddi bir operasyonun seçim yenilgisi sonrasında geleceğini gösteriyor. Tabii Erdoğan'a bir şey olmayacaktır. Yani Erdoğan'ı kimse sorumlu tutmayacaktır. Ya Sayın Cumhurbaşkanımız siz de şunu keşke acaba başka türlü mü yapsaydınız falan diyen de çıkmayacaktır. Eğer partiden atılmayı göze almıyorsa. Tamam, bu şey burada böyle. Tabii bu kibir meselesinde milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra bürokrasiyi de sorumlu tutması enteresandır. Çünkü bürokratlar her biri bir küçük cumhurbaşkanı gibi davranmaya başladılar. Özellikle sorumlu mevkidekiler. Şimdi bir yandan bunlar oluyor. O aynı gün bu toplantı sürerken Van'da DEM seçmenleri ayaklanmış durumda. Biz bu kadar oy verdik, seçtik. Belediye başkanımızı nasıl gasp ediyorsunuz bizim irademizi diye. Tabii çok protestolar artınca kolayı nerede buluyor hükümet? Van Valiliği ve Bitlis Valiliği aracılığıyla yasak hemşerimde buluyor. Yasak. Şehre giriş çıkış yasak. Şehirde etkinlik yasak. Protesto yasak. Her şey yasak. Yani daha dakika bir gol bir. Bakın hani seçimde Türkiye demokrasisini kanıtladı diyoruz. Demokrasisini kanıtladı. Yani bütün dünya hayret ediyor gerçekten. Bu kadar 20-22 yıllık bir şeyden, iktidardan sonra ve bu kadar medyaya uygulanan, muhalefete uygulanan baskılardan sonra Türk halkı nasıl bu sonucu alıyor. Hakikaten dış basın bunu tartışıyor. Dış basın bunu tartışıyor. Bir yandan demokrasi açısından kendimizi kanıtlıyoruz. Diğer açıdan da hukuk devleti bakımından kendi bindiğimiz dalı kesmeye devam ediyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.